Güllü hanımefendi ha. Güllü hanımefendi. Ay yok be. Ben o isimde hiç ustabaşı karısı duymadım. Sen de ismini değiştirirsin. Değiştiririm değil mi? Ne yaparım ismimi? Serap. Serap hanımefendi. Nasıl? Güzel. Serap hanımefendi. Serap hanımefendi hazretleri. Kocanıza söyleyin de bizimkine... Eyvah, fabrikaya geç kalıyoruz. Hadi hadi kalk. Gözüme bir şey kaçtı herhalde. Biliyor musun? Sonunda ustabaşı oldum. Öyle mi? Hayırlı olsun. Hayallerine kavuştun sonunda. Sağ ol. Sen de kavuştun. Herkesin imrendiği Serap Hanım oldun. Demek ikimiz de mutluyuz. Değil mi? Evet. Mutluyuz. Mendil sende kalsın. Çekemiyorum ah. Gözlerimde sevda saklı. Dökem dedim, dökemiyorum ah. Güneşi bağlasam maya, seyreylesem doya doya. Gönül hazır tutuşmaya, yakam dedim. Yakamıyorum o. Güneşi bağlasam maya. Hoş geldin Pakize. Hoş gördük. Gel. Sağ olasın. Kaybettik Pakize. İçeride ne oyun döndürdüler, ne şeytanlık ettiler bilmiyorum ama dava düştü. İtiraz etme hakkımız bile yokmuş diyorlar. Ah be Ramazan. Dünyanın sonu değil ya. Hem birlik olup el ele verdik mi yaşar gideriz. Allah'a şükür elimiz ayağımız da tutuyor. Kimselere muhtaç olmayız.
Ya doğru diyorsun. Allah'a çok şükür kimseye muhtaç olmayız da. Ya Pakizan, ben seni en iyi şekilde yaşatım istiyordum. Anlıyor musun? Layık olduğun yerlerde. Sen sabahleyin böyle fabrikaya gidiyorsun ya. Burada bütün gün ayakta. Benim için parçalanıyor kızım. Ama bak sana yemin ediyorum, çalışıp didineceğim. Seni feraha kavuşturacağım. Ya bu hemen olmayacak ama olacak. Ekmek musab çarpsın olacak. Bak gör. Ben sana sürpriz yapayım istedim. Belediyeden gün almıştım nikah için. Hani mahkemeye kazanırsak. Biraz bekleyeceğiz herhalde. Neden bekleyecekmişiz ki? Nasıl neden bekleyecekmişiz ki? Ya bak İzem, benim sana gelinlik alacak param yok. Kaldı ki düğün. Ben kendim dikerim gelinliğim. Hem benden iyi terzi mi var? Yok. Bak Teneke'de öyle bir düğün yaparız ki herkesin ağzı açık kalır. Ne diyor kız sen? E madem günü almışsın, evlenelim diyorum Ramazan. Olur mu kız? Olur tabii. Hem de en güzeli olur. Hiç beklemeyelim, ne dersin? Ne mi derim? Ben var ya Allah derim. Allah, Allah. Pakize kız var ya, Allah'ın en sevdiği kuluyum ha. Niye biliyor musun? Seni bana getirdi. O acıları yine çekerim, biliyor musun? Her şey bitti. Benim olan her şey onun artık. Düşünebiliyor musun Neriman? Ben burada üç kuruşa muhtaç, sefil düşmüşken o iblis benim çiftliğimde benim paramın üstüne konarak keyif çatıyor. Çıldırmamak işten değil. Şu halime bak. Üstümde paçavralar, iş yapmaktan kırılmış tırnaklarım, mutfakta bulaşıklar. Üflesen üstüme uçacak bir ev bozması. Acı nasıl bir haldeyim? Fransalarda bunun için mi tahsil gördüm ben? Babam bu halimi görse eminim mezarında kemikleri sızlardı. Kemal bu hayata toz kondurmuyor ama bu şekilde daha ne kadar devam edebiliriz bilmiyorum. Bunu mu hak ediyorum? Üç kuruş kazanan bir ustabaşının karısı olup uzaktan o soykanın sürdüğü sefahati mi izleyeceğim? Kemal. Mahkeme sonucunu sormayacak mısın Kemal? Gerçi neler olduğunu tahmin bile edemezsin. Aklım almıyor. Güllü bin bir türlü dalavere çevirip davayı düşürttü. O yardakçısı olacak Orhan da bilmiyorum artık aralarında nasıl bir hesap var. Bütün varımı yoğumu onun ellerine sundu. Kemal beni dinlemeyecek misin? Nereye gidiyorsun? Duydu mu dersin söylediklerini? Ondan mı bozuldu acaba? Duyarsa duysun Neriman. Ustabaşı oldu diye düğün bayram yapacak halim yoktu. Gözümü bağlayıp dizimi kırıp bu sefalet içinde çürümeyi kabullenecek miydim yani? Yalan mı söylediklerim? Haklısın şekerim. Sinirlerim bozuldu tabii. Bak ne diyeceğim. Var mısın eski günlerdeki gibi büyük kulübe gidelim ha? Bir iki bir şey içer kendimize geliriz. Hı? Yok Neriman. Ben gelecek durumda değilim sağ ol. Aa, hadi ama. Bak ben davet ediyorum seni. Aramızda lafı mı olur? Ben de ne zamandır insan içine çıkmıyorum. Hem büyük kulüp ne zamandır gerçek hanımlara hasret kaldı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.